Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'nın 3 büyük askeri üs inşa edilecek diyerek bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade etti. Macaristan Başbakanı Orban, Macar Devlet Radyosu'na konuştu. Orban, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonu için Avrupa'da 3 büyük askeri üs kurmayı planladığını açıkladı. Kremlin'in bu üsleri doğrudan tehdit olarak göreceğini ve bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade eden Macar lider, NATO, Ukrayna'da sözde bir NATO misyonu oluşturmak istiyor. Bu da NATO'nun Ukrayna'ya silah transferinin koordinasyonunu üstleneceği manasına geliyor. Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'nın 3 büyük askeri üs inşa edecekler dedi. Macaristan'ın bu gelişmelerinin karşısında kalacağını belirten Orban, çatışma bölgesinin yanında olmamamız nedeniyle güvenliğimiz için tedbir almamamız gerekiyor diye konuştu. Macaristan'ın ne topraklarının kullanılmasına müsaade edeceğini ne de silah tedarikine destek sağlayacağını vurgulayan Orban, bölgemizde 3 ülke savaşa doğru ilerliyor. Polonyalılar, Romanyalılar kararlı bir şekilde ilerlerken Slovaklar temkinli. Biz kararlı bir şekilde bunun dışında kalacağız dedi. Orban, Macaristan'ın bu konudaki pozisyonu bunun yanlış olduğu yönündedir. NATO'nun 31 üyesi birden bizim bu konuda yalnız olduğumuzu söylese dahi biz bu savaşın manasız olduğunu ve harp sahasının çözüme kavuşturulamayacağına inandığımızı ifade etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Macaristan'ın acil durum freni çekerek savaş yanlısı trenden indiğini söyleyen Orban, bu tren durdurulabilir. Avrupa Parlamento seçimlerinin sonuçları bu trenin hız kazanmasını engellemek için açık bir fırsat dedi.